Merhaba arkadaşlar, ben Zehra Şahin. Bugün sizlere etamin havlu modeli göstermek istiyorum. Şöyle normal havlu, etamin boşluklu bilmeyenler için kenarında etamin boşluğu oluyor. Bazı havluların en son bitiminde püsküller oluyor. Ben böyle sade denemek istedim. Şöyle her zamanki gibi havlu olsun, seccade olsun veya herhangi bir şey olsun. Modelimizi ortalıyoruz. Hello Kitty yaptım ben kızım için. Şöyle havlunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Tam ortasını buluyorsunuz. Ve şuradan başlıyorsunuz. Hello Kitty'miz maalesef simetrik bir pozisyonda değil. Oturuyor ve şöyle meseye bakıyor. Bu yüzden tam ortalamadım ben. Şöyle göz kararı Hello Kitty'yi ortaya koydum. Sonra geri kalan bölümlerden yine bulutları iki kenarına yerleştirdim. Şöyle bir model tasarladım. İnşallah beğenirsiniz, yaparsınız siz de kızlarınız için. Bunu aynı zamanda bebek mendillerine de uygulayabilirsiniz. Hello Kitty biraz büyük olabilir ama bulutlar uygun mendiller için. Çok modeller var böyle. Ben bunu denedim. Şöyle bunu iğne arası dediğimiz kenarlarını da dolanabilirsiniz isterseniz. Böyle daha belirgin oluyor. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Hello Kitty kahverengi iple kenarlarına geçtim. 3 ton ip kullandım. Bir tane çok açık pembe şurası ve bulutların yanakları çok açık pembe ve Hello Kitty'nin kurdelasıyla kolları ve yaka kısmı daha birazcık daha koyu pembe yaptım. Çok bir farkı yok ama uzaktan bakınca birazcık fark ediyor. Şöyle ben bunu işleyerek de gösterince çok uzun oluyor video. Aynı zamanda hem video çekip hem işlemek de zor oluyor. Bu şekilde göstermek istedim. Yani ilk başta başlarken dediğim gibi Hello Kitty'den başlamanız daha iyi. Çünkü birazcık 3 aşağı 5 yukarı ortalayabilirsiniz. Mesela 3 parmak şurada şöyle bırakarak şuralardan devam edebilirsiniz. Yani dilerseniz Hello Kitty'yi böyle biraz yaklaştırayım. Yapmak isteyenler için. Bu ipler etamin ipi değil arkadaşlar. Oya ipleri parlak olsun istedim. Bu sefer videoda da parlıyordur. Ama bu modeli çarpı olarak bilgisayarda başka bir şey düşündüm. O şekilde göstereceğim. Şimdilik sadece sunmak istedim. Şöyle. Bazı arkadaşlarımız ben yakın çekimden çıkarabiliyorum diyor. Bazıları ben şablon kullanmayı seviyorum diyor. O yüzden her iki çeşidi de bulundurmak istiyorum. Şöyle nefes alışım bile etkiliyor elim. Kusura bakmayın. İşte boşluklardan ben her zaman yaptığım gibi mesela ilk başta 6 çarpı ile başlamışım. Sonrasında saymıyorum. Şurasından bahsediyorum. Şuradan 6. Nasıl tutsam biraz daha yakın. Telefon ağır geliyor. Tripoda. Şuradan 6 çarpı. Sonrasında saymıyorum. Bunun bir üstüne 2 taşıyorum. Bu tarafa, bu tarafa da 2 taşıyorum. Sonra 1 taşmışım, 1 taşmışım, 3 taşmışım, 3 taşmışım diye bu taraflara bu şekilde gidiyor. Buralardan da 1, 1, 1 taşmışım. Aynı hizada gitmişim tarzında. Bu şekilde ben çalışmayı seviyorum. Sayarak değil. Bir önceki çarpıdan yola çıkarak yapıyorum her zaman. Bilmiyorum size nasıl daha kolay geliyor. Böyle burası da kafası Hello Kitty'nin. Şöyle. Kurdelası kulakları
Çok şirin bir model. Sonra dediğim gibi bunu Hello Kitty yaptıktan sonra, çünkü Hello Kitty dediğim gibi tam simetri oturmuyor. Yani tam bize karşı değil, ayakları tam bana karşı değil. Birazcık böyle yana doğru olduğu için yana doğru oturuyor ve tam ortalığı değil. Yani bacağın birini bu tarafa, birini sağ tarafa uzatmıyor. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı ortada. Sonrasında şöyle 3 parmak bu tarafa, 3 parmak bu tarafa bulutları yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane bulutu yaptıktan sonra şurada bir tane ipim dolaşmış, güzel gözükmüyor. Bu taraftakini göstereyim size. İşleme esnasında şöyle arkasını da göstereyim merak edenler için. Burada düğümcük oluyor arkadaşlar, mecbur oluyor çünkü dediğim gibi bunlar oya ipi düğümcük yapmadan, düğümcük yapmadan, yakmadan, çakmakla olmuyor. Çünkü ilk makineye atışımızdan sonra bu modelden bir hayır kalmaz. Yani açılır, sökülürler. Şöyle yeterince temiz çalışabildiğimi düşünüyorum. Son olarak bulutumuzu da gösterelim. Bu bulutu mavilen de yapabilirsiniz. Bu sefer ortaya Hello Kitty değil de başka koyabilirsiniz. Kurdela değil de ya şurasına papyon gibi düşünebilirsiniz. Şöyle kın çekimi. Gözlerini kapmış sevimli bir bulut. Kızım bunu uzun zamandır istiyor, hazırladım ama bir türlü videosunu çekmeye fırsatım olmadı. O yüzden artık bu seccade diyorum havluyla işin bittiğini öğrenince o da sevinecek. Şöyle çocukları elini yüzünü yıkamayı teşvik etmek için, namazlarını kılmaları için güzel bir hediye bence. Farklı renklerde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela mor ve biraz daha koyu mor kullanabilirsiniz. Kırmızı ve biraz daha kırmızı, turuncu, fark etmez. İstediğiniz renkte siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ben bu renkleri kullandım. Elimde bunlar vardı. Şöyle. Dediğim gibi bunu bilgisayarda farklı bir şekilde size daha kolay işleyebileceğiniz bir şekil sunacağım ve bundan sonraki modelleri eğer isterseniz o tarz yapmayı gayret edeceğim. Biraz oyalayacak zor bir yöntem bulmaya çalıştım ama yani bir yöntem bulmaya çalıştım. Zor bir yöntem ama olacak inşallah. Siz de beğendiyseniz işlemeniz dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Şablonları Facebook Zehra's Hobby World grubumda paylaşıyorum. Oraya da beklerim. Burnunun ortasına sarı yapmamız gerekiyordu. Şablonda genelde öyleydi. Sarı burnunun tam ortasını sarıyla doldurabilirsiniz. Ben doldurmamışım. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.